Merhabalar herkese. Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Etemin havlu üzerine L harfini yapacağız beraber. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar, bir önceki harfimizin bitim yerinden sonra üst hizadan sağ tarafa doğru 1-2 kare boşluk bırakıyoruz. İkinci boş karenin de sağ alt deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. Eğer kelimenin veya ismin ortasında kullanacaksanız, baş harfi olarak kullanacaksanız, kullanım amacınıza göre istediğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. Şimdi ben şu şekilde iğnemi çıkaracağım, harfimi başlatıyorum. İpimin tam sağ üst çaprazına battım. Ve hemen altındaki delikten çıkarak ilk çarpımı bu şekilde başlattım. Yanına tam çaprazına batarak ikinci çarpımı yapacağım. Üçüncü çarpım. Ve dört. Bu şekilde dört tane çarpı yaptıktan sonra bu sefer ipimin tam sol çaprazına batarak geri geleceğim. Ve hemen altındaki delikten çıkıyorum. Bu şekilde çarpılarımı tamamlamış oluyorum. Son dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkacağım yer, bu ipimin bulunduğu deliğin altındaki boş delik. Çapraz. Bir alt sıraya indim. Bu şekilde dört tane çarpımı tamamlayarak bir alt sıraya indim. Şimdi buraya iki tane çarpı yapalım. Bir ve iki. Tamamlayalım. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. Alttaki boş delikten iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde tekrar iki tane çarpı yapalım. Bir, iki. Tamamlıyoruz. Aynı şekilde hemen altımdaki boş delikten iğnemi çıkardım. Bir alt sıraya indim. Şimdi iki sıra bu ikişerli çarpıda yaptık. Üçüncü sırayı yapıyorum. Tamamlıyorum. Aynı şekilde hemen altımdaki boş delikten bir alt sıraya indim. Şimdi dördüncü kez ikişerli çarpıdan yapalım. Tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. Beşinci kez yapalım. Düz bir şekilde hemen altımdaki boş delikten çıktım. Şimdi bu ikişerli çarpıdan 5 sıra yaptım ya. Bir 5 sıra daha yapacağım. Aşağı doğru aynen bu şekilde devam ederek 5 sıra daha bu ikişerli çarpıdan yapacağım. Birincisini yaptım. Toplamda 6 tane yapmış oldum. Şimdi yedincisini yapıyorum. Sekizincisini yapıyorum şimdi. Burayı biraz hızlı yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ettiğim için. Dokuzuncuyu yapıyorum şimdi. Bir alt sıraya indim. Son kez bir ikişerli çarpı daha yapıyorum. Onuncu sıramı da böylelikle yapacağım.
Şimdi bir alt sıraya inerken, bu sefer her zaman olduğu gibi düz bir şekilde bir alt sıraya inmiyorum da, bu çıkmış olduğum deliğin solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi yukarıda 10 sıra bu ikişerli çarpı yaptıktan sonra hemen çaprazımdaki delikten çıktım. Sağ tarafa doğru çarpılar yapacağım. 9 tane. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde 9 tane yan yana çarpı yaptım. Şimdi geriye dönüp tamamlayacağım. 2 tanesini tamamlayacağım. Şimdi birincisini tamamladım. İkincisini tamamlamak için battım. İğnemi çıkaracağım yer. Bu battığım yerden sonra yukarı doğru arkadaşlar sayıyorum. Birinci delik, ikinci delik. Bu ikinci deliğin hemen sağındaki boş delikten şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Buraya bir tane çarpı yapalım şimdi. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde bir alt sıraya inmiyorum da hemen solumdaki delikten çapraz çıktım. 2 tane çarpı yapıyorum şimdi. Birinci çarpım. İkinci çarpım. Tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. İki tane daha çarpı yapıyorum şimdi. Bu sıraya da iki tane çarpı. Bir. İki. Tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Şimdi nereye geldim? Buradaki 9 çarpı yapmıştım. 2 tanesini tamamlamıştım. Şimdi devam ediyorum. Kalan 7 çarpıyı da tamamlayacağım. Son çarpımı tamamlıyorum. İğnemi alttan çıkardım. Harfimizin arka taraf görüntüsüne de bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir motifle veya diğer harflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.